Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi Kuşak ve Yol Barışı Son kitabım Kuşak ve Yol'un içeriğine girişte şöyle açıklamıştım. Bu çalışmanın temel hedefi, kuşak ve yolun küresel problemler karşısında nasıl çözüm yolu olabileceğinin araştırılmasıdır. Kitapta üç temel tez ileri sürüyorum. Üçüncü tez, kuşak ve yol inisiyatifi birlikte kalkınma eksenli olarak rotaları üzerindeki sorunları çözecek, komşuluk ilişkilerini geliştirecek ve bölgesel barış projelerini hayata geçirecektir. İran-Suudi Arabistan Anlaşması İşte Suudi Arabistan ve İran'ın 10 Mart'tan Çin'in ara anlaşması, kuşak ve yolun hayata geçirildiği barış projelerinden ilkidir ve çok önemlidir. Bu barışa giden yolu anımsayalım. Çin, Suudi Arabistan'ın da bulunduğu bir grup ülkeyle Kuşak ve Yol Dijital Ekonomi Uluslararası İşbirliği girişimini başlattı. Çin, Suudi Arabistan Yatırım İşbirliği Forumu, Kuşak ve Yol Girişimi ile Suudi Vizyonu 2030 arasındaki endüstriyel tamamlayıcılığı teşvik etti ve 28 milyar Amerikan dolarından fazla değerde işbirliği anlaşmaları imzaladı. İpek yolu, ekonomik kuşağının 3 temel rotasından biri İran'dan geçen güney rotasıdır. İran, kuşak ve yolun hem kara hem teniz karargahından kritik önemlidir. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Aralık 2022'de üç günlüğüne Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş, Körfez ülkeleri ve 21 Arap ülkesi ile iki zirve düzenlemişti. İlk kez düzenlenen Çin Arap Ülkeleri Zirvesi'nin Riyad Bildirisi isimli sonuç bildirisinde, Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için Arap ülkelerinin kuşak ve yol gelişimine ortak olmasının önemi vurgulandı. Çin-Körfez İşbirliği zirvesi sonrası yayınlanan sonuç bildirisinde, Körfez ülkeleri ile İran arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve iç işlerine karış ilkesine uygun olarak yürütülmesi gereğine işaret edildi. Çin'in diplomasi ata Görüldüğü gibi Riyad-Tahran barışının asıl kolaylaştırıcısı kuşak ve yoldu. Ama dahası da var. Çin ve elbette Rusya, Suudi Arabistan ve İran'la hem ikili ilişkileri derinleştirerek hem de bu ülkeleri liderlik ettikleri uluslararası örgütlere dahil ederek barışı adım adım inşa ettiler. Anımsayalım. Suudi Arabistan Mayıs 2022'de Çin ve Rusya'nın liderlik ettiği BRICS artı diyalog grubu toplantısına katıldı. Suudi Arabistan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı statüsünü aldı. İran, Şangay İşbirliği Örgütü'nün 9. üyesi oldu. Çin'in son dönemde çok önemli diplomatik hamleler yaptığı görülüyor. Önemi nedeniyle onları da yeniden anımsayalım. Çin 12 maddelik bir barış planı önerisiyle ABD'nin Ukrayna'da uzun savaş stratejisi izlemesinin önüne geçmeye çalışıyor. Çin, ABD'nin işgal ettiği Suriye topraklarından çıkmasını isteyerek Suriye'de siyasi çözümün sağlanması için bastırıyor. Çin, Türkiye, İran ve Rusya'nın oluşturduğu ve Ankara-Şam normalleşmesiyle Suriye'nin de dahil olacağı Astana platformunu gözlemci üye olmak istiyor. Çin'in tüm bu hamleleri ve son aylarda çeşitli bölgesel ve küresel sorunlarda aldığı inisiyatif şu gerçeğe işaret ediyor. Uluslararası ilişkiler düzeni çok kutupluluk temelinde adım adım yeniden inşa oluyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.